Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim bu kadar yalamalık yeter. Sorumuz şu. Değerli bakanım, saygılı, saygıda kusur etmemeye çalışacağım sevgili bakanımız. Şimdi şimdi bunlarda indirim yaptınız da bu vergi yani konutta, otomotivde, beyaz eşyada indirim yapacağınıza, vergi indirimi yapacağınıza, gıdadaki KDV indirimini düşünseniz, ben notumu aldım. Elektrik paralarındaki şu bedel, bu bedel, bilmem ne bedeli, zart bedeli, zurt bedelini kaldırtsanız, su paralarındaki bilmem ne kata atık bedeli, şu bedeli, bu bedeli, bunları kaldırtsanız, ne bileyim cep telefonlarında bir kereliğe mahsus konan o ÖTV vergisini kaldırtsanız, ücretli çalışan işçi ve işçi ve memurun kesintisi olan o gelir vergisini kaldırtsanız, bence daha mantıklı olmaz mıydı? Neden bunu söylüyorum? Neden bunu söylüyorum? Şimdi yukarıda saydığım konutta vergi indirimi, işte otomotivde vergi indirimi, beyaz eşyada vergi indirimi kime yarayacak? Fabrikatörlere, iş adamlarına yarayacak gene. Peki millet ne yapacak? Aa, burada indirim varmış, gideyim alayım diye gene borçlanacak millet. Milletin temel ihtiyaçları değil ki bunlar. Hani konut temel bir ihtiyaç değil. Otomotiv temel bir ihtiyaç değil. Ne bileyim beyaz eşya da temel bir ihtiyaç değil. Temel ihtiyaç şu anda gıda. Yani yapılan hareket güzel ama bu hareketin sadece sanayiciye ve iş adamına yönelik olmaması gerektiğini ben feraset programında bunu yapmam gerekiyor. Yoksa ben buraya çıkıp da ha 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 olmaz. Ben üzerime düşen vazifeyi yapmak zorundayım. Sevgili bakana çok teşekkür ediyoruz atmış olduğu adımdan dolayı ama bu adımı biraz daha büyütmesi gerektiğini kanaatim. Benim kendi kanaatim beni bağlar. Ben böyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle Sayın Bakan da bunu dikkate alır. İnşallah, inşallah diyorum.